Merhaba Hayatın Dengesi izleyicileri. Bir programda da yeniden beraberiz. Bugünkü konuğum, çok değer verdiğim, bu yolda beraber ilerlediğimiz Cahide Akkuzu. Kendisi bir yönetici koçu, liderlik gelişim danışmanı ve şimdi bize daha detaylı anlatacak. Ama önce ona bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Cahide'ciğim. Hoş bulduk sevgili Selnur'cum. Evet, bir programda beraberiz evet, şu anda. Beni evet, çok mutlu etti evet. Öncelikle, gerçekten. Davetin için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Öncelikle tabii ben seni çok iyi biliyorum, yakinen. Fakat izleyicilerimiz seni tanımak isterler. Nasıl tanıtırsın kendini? Kimdir Cahide Akkuzu? Peki şuradan başlayayım Selnur. 30 yılım. 30 yıldır çalışıyorum daha doğrusu. Şimdi 2019, işte 1989 yılından beri ve bunun ilk 25 yılı profesyonel bir çalışma hayatı olarak gerçekleşti. Çeşitli şirketlerde çalıştım, çeşitli yöneticilik pozisyonları yaptım, genel müdürlük yaptım, yurt dışında çalıştım ve sonra kendimi geliştirmek için bir koçluk eğitimi almaya karar verdim. Ve bu benim dönüşümüm oldu aslında. Koçluk eğitimini bitirdiğimde artık profesyonel çalışma hayatından ayrılma kararı almıştım. Ve kendi şirketimi kurdum. Context Professionals Corporate Coaching and Consulting adı altında. Burada ben seni kısaca kesmek istiyorum. Çünkü evet. Context ismi bana, yani böyle bir dedim ki bunu Cahide'ye muhakkak soracağım. Evet. Neden Context? Şimdi context, yani İngilizce bir isim kullandım, bağlam anlamına geliyor. O da şu, hepimizin davranışlarının %80'ini içinde bulunduğumuz bağlam oluşturuyor. Hmm. Dolayısıyla yani gerek liderlik gelişimi danışmanı olarak çalıştığımda veya yönetici koçluğu yaptığım zaman her zaman kişinin içinde bulunduğu bağlamı çok dikkate alıyorum ve ona göre hareket ediyorum. Hmm. O açıdan şirketimin adını da öyle koydum. Çok güzel. Kusura bakma böldüm seni. Rica tekrar ederim. Lütfen. Rica ederim. Evet ve işte 5 sene önce şirketimi kurdum. Yani bugün neler yapıyorum? Biraz onlardan bahsedeyim. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi yönetici koçluğu yapıyorum. Benim tabii hayatım kurumsal şirketlerde geçtiği için o dünyayı çok iyi biliyorum. Ve o dünyanın içindeki insanlara destek vermek istiyorum. Hı-hı. O amaçla da yöneticilerle çalışıyorum. Çok Çünkü güzel. Yöneticiler aslında bakınca kurumsal dünyanın bütün dinamiğini, nabzını, her şeyini değiştirebilecek güçlü olan insanlar. Evet. Dolayısıyla onlara yardımcı olursam aslında organizasyonun içindeki insanlara da yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Yaptığım diğer şeylerden bir tanesi kurumsal gelişim programları yapıyorum. Yani şirketin içerisinde takım koçluğu yapıyorum, takımları çalıştırıyorum. İşte satın alma, birleşme, reorganizasyon, küçülme, büyüme veya bir takımın başına yeni bir yönetici atanıyor. Oradaki takımı çalıştırıyorum. Süper. Veya şirket diyor ki ya biz kurumsal kültürümüzü değiştirmek istiyoruz. Bir değişim sürecinden şirketçe geçmek istiyoruz diyorlar. Veya oralara uygun gerçekten de o şirketin ihtiyacı neyse o ihtiyacı doğrudan adresleyen gelişim programları yapıyorum. Ne kadar güzel. Çok çok çeşitli. Evet, çeşitli ama birbiriyle aslında çok, çok bağlantılı konular tabii, bunlar. Evet. Liderlik gelişimi de, yani az önce de yöneticiler için değindim ama bunu asıl liderler için söyleyeceğim. Liderlik çok önemli. Özellikle kurumsal bir şirketin Hı-hı. içerisinde. Çünkü kurumun tüm nabzını, kültürünü, her şeyini lider belirliyor. Aynen, kurumun odağını lider belirliyor. Dolayısıyla liderlerin üzerinde çok önemli sorumluluklar var. Hı hı. Ve bu liderlerin gelişmesi için de onlarla çeşitli çalışmalar çok yapıyorum. Güzel, çok güzel. Çok teşekkürler öncelikle. Rica ederim. Ben yöneticiler dedik. Peki bu yöneticiler neden koçluk almak isterler? Oradan bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü koçluk bugün yöneticiler için çok önemli olduğunu ikimiz de biliyoruz. Evet. Fakat neden ihtiyaç duyarlar buna? Neden isterler? Şimdi koçluk aslında burada kişisel bir gelişim. Hı-hı. Çünkü her yöneticinin ihtiyacı farklı olabilir. Ve Hı-hı. yöneticiler belli bir hedefe doğru giderken aslında birçok zorlukla karşılaşıyorlar. O zorlukları nasıl aşabileceklerini onlarla çalışıyorum. Aslında Hı-hı. bunun için koçluk alıyorlar. Yani kendilerine özgü bir gelişim. Evet. İçine alıyorlar bu koçluğu.
Yani bunun sebepleri çeşitli olabiliyor. Değişimi yönetmek olabiliyor veya belirsizlik içerisinde etrafındaki koşullar, durumlar, bunlarla nasıl baş edeceğini öğrenmek isteyebiliyor. Bizim ülkemiz için de çok geçerli bir şey. Devamlı çok dinamik bir ülkedeyiz. Kesinlikle. Şimdi öyle olduğu için tabii şirketlerde de aynı tabii. şeyler karşılık buluyorlar. Kendi kariyerini geliştirmek istiyor, zorluklarla daha iyi baş edebilmek istiyor, zamanını daha etkin kullanmak istiyor. Birçok sebebi olabiliyor bunun. Ve burada da kişiye özel bir gelişim metodu uyguluyorum. Süper. Dolayısıyla yöneticiler bu birebir çalışmayı çok tercih ediyorlar. Bir yandan kimseyle paylaşamayacakları şeyleri de paylaşıyorlar. Dolayısıyla çok tercih iyi. Edilen bir gelişim metodu diyebilirim. Ne kadar güzel, faydalı şeyler yapıyorsun Cahide. Bunu söylemeden edemeyeceğim öncelikle. Çünkü yani ülkemizde gerçekten zorluklarla yaşıyoruz. Ve bu zorlukları aşmamız için de bize bazen bir dış etkenden bir destek istiyoruz. Ve bu desteği tabii şirketin üst kademe yöneticileri olarak o kadar çok ihtiyaç duyuyorlar ki böyle bir destek geldiği zaman mesela eşimize, ailemize, annemize, babamıza anlatamadığımız şeyleri bazen bir başka üçüncü dışarıdan bir insanla konuşarak ve onun metodlarıyla biz ilerlememize daha fayda sağladığını düşünüyorum ve bu da çok kıymetli bir çalışma. Evet, söylediğin çok çok değerli Sernur. Çünkü şöyle bir şey var, ben o kadar objektifim ki, yani onunla ona yardımcı olmak ve destek olmak dışında başka hiçbir amacım yok. Evet, aynen. Öyle olunca da ilişki gerçekten de çok daha farklı, daha samimi, daha güvene dayalı bir ilişki oluyor ve benim de dışarıdan bazen gözlemlerim ve katkılarım çok değerli oluyor. Çoğu zaman da bu yöneticiler neyi iyi yapamadıklarını çok göremiyorlar. Neleri başaramadıklarını görüyorlar. Yapamadıkları şeyle çok kahroluyorlar. Kontrol edemedikleri şeylerle çok kendilerine stres yaratıyorlar. Debeleniyorlar. Bazen çok benzer şeyleri tekrar tekrar yaşıyorlar. Evet. Aslında orada çok ufak bir şeyle bir kendilerini farklı görerek veya farklı yönlerini daha etkin kullanarak, güçlü yönlerini daha etkin kullanarak hayatlarında çok önemli değişimler yaratabiliyorlar. Yani bu kadar ufak bir şey çok büyük bir etki yaratabiliyor gerçekten. Doğru. Aslında çok güzel anlatmaya başladın ve anlattın da yönetici koçu ne işe yarar kısmını. Evet. Ama burada ben tekrar bu soruyu sorarak eklemek istediğim belki başka bir şey olabilir diye. Çünkü oraya girdik hafifine yani dokunmaya başladık. Evet. Ne işe yarar yönetici koçu? Temel olarak şunu yapıyorum. Kişinin güçlü yönlerini daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için ona yardımcı oluyorum. Süper. Çoğu zaman az önce dediğim gibi yani o güçlü yönlerinin çok farkında değil. Neleri başardığının çok farkında değil. Çoğu yönetici etrafında nasıl bir etki bıraktığının çok farkında değil. Ve çoğu yönetici de karşısındaki durum, kontrol edemediği şey veya rahatsız olduğu şeye kendisinin nasıl bir katkı yaptığının da farkında değil. Çünkü karşısında olan şey başka birisinin yarattığı bir şey değil. O da o durumun bir parçası. Evet. Ve aslında kendisinin de bir etkisi var bunun böyle olmasına. Ve bu etkisini gördüğü zaman yönetici çok güçleniyor ve diyor ki ben bunun böyle olmasına etki ediyorsam şunları bunları yaparak veya şöyle bir tutum içinde olarak o zaman ben farklı bir şekilde davrandığımda karşımdaki durumu da şu yönde değişmesine de yapabilirim, sağlayabilirim. O gücü de eline almaya başlıyor. Ve kendisini bir durumun hani kurbanı olan bir parça olarak görmek yerine bir durumu değiştirmek üzere güçlü, etkili bir kişi olarak görmeye başlıyor. Ve az önce söylediğim gibi yani çok ufak şeylerle aslında bu gücü kendi eline alabiliyor. Bu farkındalığa geldikten sonra da bir takım şeyleri deneyerek yapmasını sağlıyorum. Yani ödevler deniyor. Sonra o deneyimden hangi sonuçları elde ediyor onu beraber tekrar değerlendiriyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bir de şunu aslında eklemek istiyorum. Şimdi yönetici koçluğu deyince aslında belli bir hedef ve belli bir programla da çalışıyorum. Özellikle kurumsal şirketlerde ve yöneticilerle. Yani yöneticinin kendisine bu
kişisel gelişiminde hedef belirlemesini sağlıyorum. Süper. Neyi geliştirmek istiyor? Neden geliştirmek istiyor? Bunu geliştirdiği zaman hayatında ne değişecek? Bunu geliştirdiğini nasıl anlayacak? Hangi göstergeler bunu geliştirdiğini ona ifade edecek? Bunu oldukça onunla beraber çalışarak netleştiriyorum. Çok güzel. Başarı faktörlerini tam olarak tanımlamasını sağlıyorum. Çoğu yöneticinin de bağlı olduğu yöneticiyi de bu sürece katıp, bağlı olduğu yönetici bu kişiden hangi gelişimi görmek istiyor? O bilgileri de alarak gerçekten de bir program oluşturuyoruz. Ve o programın sonunda da hedefimize ulaştık mı, ulaşmadık mı? Bunları karşılıklı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla böyle uçları açık, hani bir gelişim, bakalım geliştik mi, işe yaradı mı, yaramadı mı diye bir şey yok, yok burada. Evet. Yani hakikaten çok net hedefleri tanımlanmış olan bir gelişim sürecinden bahsediyorum Süper, burada. çok güzel. Ve yöneticinin de bu gelişimde üzerine çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Yani hadi bakalım bana bir koçluk yapın da görelim bakalım ben değiştim mi, geliştim mi değil. Kendisinin de çalışması ve buna çok katkı sağlaması gerekiyor. O sorumluluğu da Onun alması benden gerekiyor. koçluk alan yöneticiye çok Net net veriyorsun. bir şekilde veriyorum Evet, gerçekten. doğru. Ne kadar güzel. Aslında bir tanesi bence liderlerin bir koçluk programına dahil olmaları. Ama ben gene de şunu sormak istiyorum. Liderler kendilerini geliştirmek için ne gibi şeyler yapmalılar? Bence bir sana gelmeliler evet. bir tanesi. Evet. Ama yani daha teşekkür detaylı ederim. Olarak hani. Evet, yani liderler için belki şunu söyleyeceğim. Liderlerin en önemli sorumluluğu aslında hem kendilerini odaklamak, en önemli şey neyse ona odaklamak, hem de organizasyonu ve liderlik yaptıkları kurumu, kişilerin odağını olması gereken yere fokuslamak diyeyim. Yani Evet. o dikkati önemli olan yerlere odaklamak. Evet. Ve eğer dikkat oradan kayıyorsa alıp tekrar tekrar insanları oraya odaklamak. Odaklamak, Bu evet. liderler için çok önemli. Tabii bunu söylemek çok kolay ve çoğu zaman da hep bir değişim gerektiriyor liderde. Evet. Ve biliyoruz ki hayattaki en zor şeylerden bir tanesi insanın kendisini değiştirmesi. Evet. Yani bu çok zor. Dolayısıyla hani birazdan değişime biraz daha bahsedeceğim ama sorunun cevabının devamını da bir yandan vereyim. Liderlerde önemli gördüğüm diğer şeylerden bir tanesi ne kadar esnek olup ne kadar durumlara uyum sağlayabildikleri. Yani adaptability olarak da biz bunu adlandırıyoruz. Yani sürekli karşılarına çıkacak olan problemler değişecek, durumlar değişecek, ortam değişecek, ekonomik göstergeler değişecek veya şirket içindeki insanların durumları değişecek. Dolayısıyla bütün bunlara nasıl gerçekten de odaklarını vererek uyum sağlayabilirler, insanları yönlendirebilirler, sakinlik içinde olabilirler. Bu çok önemli liderler için gerçekten de. Bu da aslında bir liderlik gelişimi oluyor ve evet. Neden önemli diye gelecek olursak, liderlik gelişimi neden önemli diye. Yani bu da aslında bunun bir hizmeti oluyor diye düşünüyorum. Evet, yani burada özellikle geliştirdiğim şey şu tabii ki, lider kendisinin çok farkında olması lazım. Evet. Yani biraz da bilinç altındaki yargılarının farkında olması lazım. Şimdi liderler, bir istatistikle karşılaştığım geçen gün son derece etkili, burada da paylaşmak istiyorum. Liderler günde ortalama 3500 tane karar alıyorlar. 3500 tane karar alıyor. 3500. Günde ortalama, yani sabahtan kalktı akşama kadar, geceye kadar 3500 tane karar alıyor. Şimdi aldığı bu kararların ne kadarı gerçekten de odaklı, bilinçli aldığı kararlar, ne kadarı da bilinç altında zamanda öğrendikleriyle böyle otomatik otomatik refleksle aldığı kararlar ve belli varsayımlarla aldığı kararlar. Şimdi liderin sorumluluğu aslında bilinç altındaki yargılarının farkına varmak. Evet. Ve bir kararı alırken de o kararını yeterince sorgulamak, kendisini yeterince sorgulamak. Bunlar çok önemli. Evet. İşte o da aslında biraz anda. Mindfulness falan da burada çok işe yarıyor. Çünkü çok. Ne kadar şimdi ve burada yaşar isek evet. O zaman o kadar sağlıklı karar veririz. Kesinlikle. Evet. Yani bu ön korteksimiz, hepimizdeki beyin ve makine aynı şekilde çalışıyor. Liderlerde de aynı şekilde çalışıyor.
ön korteksimiz çok önemli. Evet. İşte bu bilinçli odaklılık dediğimiz, bilinçli evet. farkındalık dediğimiz, mindfulness dediğimiz, onların hepsi aslında liderlerin odaklılığını, ön korteksini geliştiriyor. Ve bunu geliştirdiği zaman gerçekten de belki bir nefes süresi kadar, ya dur bir dakika, ben şimdi bu kararımı gerçekten hani bütün bilgileri sorgulayarak mı aldım? Ben şu anda tarafsız bir karar mı veriyorum? Yoksa eski yargılarıma dayanan otomatik bir karar mı veriyorum? Bunu sorguladığı andan itibaren çok daha etkin kararlar verebiliyor liderler. Ve liderlik gelişiminde biraz işte liderin öz farkındalığını çalıştırıyorum. Bilinçaltını daha iyi anlamasını çalıştırıyorum. Onun için nelerin önemli olduğunu daha net tarif etmesini çalıştırıyorum. Çok güzel. Bir liderlik modeli dahilinde yapıyorum ama bunların hepsini. Süper. Çok güzel. Bunlar hep senin kendi yazdığın programlar mı? Şimdi çoğunlukla kendim bunları harmanladım. Bir sürü eğitim aldım. Yani yurt içinde, yurt dışında ve hakikaten bu dünyada eğitim alınabilecek en iyi hocalardan eğitimler evet. aldım. Evet, ben de şahit. Bir kısmına da sen de şahitsin. Evet, birlikte aldık o eğitimleri. Ama diğer taraftan da 25 yıllık iş tecrübemde edindiğim bilgileri de bütün bunların içerisine harmanlıyorum. Doğru. Yani birçok şeyden faydalanıyorum aslında. Evet. Biraz ben de şimdi ve burada olarak o kişinin ihtiyacının ne olduğunu da seziyorum, anlıyorum. Onun bağlamını dikkate alıyorum ve o liderin içinde bulunduğu koşullara göre ona bir liderlik gelişimi sağlıyorum. Süper. Aslında biraz da butik bir çalışma oluyor herhalde. Her liderin evet. ihtiyacı çünkü evet. farklı olabiliyor. Evet. Çünkü bizler farklıyız. Hepimiz evet. aynı değiliz yani. Evet. Bir tane daha Cahide yok. Bir tane daha Selnur yok. İmkan aynen. yok yani. Aynen. Hani evet. Bir şeyi farklı. İkiz bile birbirine aynısı olmuyor kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Evet. Peki bu kadar liderlik konuşmuşken lider, bu çok klasik bir sorudur ama evet. merak ettim. Sence lider olunur mu? Doğulur mu? Evet, yani bu soruya aslında biraz bilimsel açıdan cevap vereceğim. Kapasitemizin sadece %25'ini genlerimiz oluşturuyor. Geri kalanını kişi kendisini nasıl geliştiriyorsa ve bunun bilimsel açıklaması var. Yani nöroplastisite diye bir özelliği var beynimiz. Nereye odaklanırsak, neye zamanımızı harcarsak, neyi geliştirirsek beynimizin o devrelerini aslında fiziksel olarak da geliştiriyoruz. Evet. Dolayısıyla kesinlikle lider olunur diyorum. Evet. Kesinlikle. Aynen. Ben de katılıyorum. Buna kesinlikle evet. katılıyorum. Bana da tipik bir soru vardır çünkü. Şifacı olunur mu? Evet. Şifacı ancak doğabilirsin. Böyle bir şey. Çok güzel bunu özetledin. Evet. Neye fokus olursan aynen. o bandı orayı geliştiriyorsun aynen. ve ona dönüşüyorsun. Yani hiç piyano çalma, ben onu derim. Bugün piyano çalmayı öğrenmeye başla, çok iyi bir piyanist olabilirsin. Gerçekten buna dedicate evet. olursan, gerçekten evet. buna fokus evet. olursan evet. bunu yapamayacağız diye bir şey yok. Evet. O yüzden katılıyorum sana. Tabii bence şurada bir tek bir şey eklemek isterim. Biz bunu yaparız diye başlıyoruz biz derken genelde insanlık olarak. Bir an tereddüt ediyoruz. Evet ben lider olmak için çıktım ama ay işte bu çıktı önüme olamam. İşte o anda bir step. O anda bir yönetici veya lider koçu devreye giriyor işte. Süper. Çünkü çok o güzel. Küçük engeller asla yıldırmamalı. İşte. Çünkü çok hepimiz güzel. Engelle karşılaşıyoruz ve asıl sınandığımız yer işler böyle sular seller evet. gibi iyi giderken aynen. her şey zaten çok güzel. Güzel. Ama asıl sınandığımız yer bir engelle karşılaşıp bir aynen. zorlukla karşılaştığımız aynen. zaman. Aynen. Ve orada da kendimiz eğer aşamıyorsak dışarıdan yardım alacağız. Evet. Çünkü başkası kendimizi biraz daha objektif ve dışarıdan görmemizi sağlayacak evet. ve aşacağız. Evet çok yılmayacağız güzel. Yılmayacağız ve aşacağız. Evet, çok güzel, çok güzel söylüyorsun Cahide. Valla beni de bayağı bir motivasyonumu arttırdın yani. Her şey böyle. Hayattaki evet. sıkıntılar da böyle evet. yani. Her şey. Evet. Sadece liderlik olmak veya şey değil. Evet. Her şey. Bunu bir şekilde o engeli, engel olarak değil, o senin evet. için bir fırsat. Kesinlikle. Onu geçeceksin. Başka bir şey gelecek. Hayat bu yani. Kesinlikle. Bence. Kesinlikle. Çok güzel bir sohbet oluyor. Evet. Ben şimdi sana dönerek hayalini sormak istiyorum. Şimdi hayalim bir kısmını aslında bu sene gerçekleştirmeye ufak ufak başladım. Sene başında blog yazıları yazmaya başladım. Ve Selnur yazı yazmak benim için çok zorlandığım bir konu. Hala zorlanıyorum. 5 tane yazı yazdım
sene başından beri. Evet, ben takipçinim. Fakat yani bildiklerimi insanlarla paylaşma sorumluluğunu hissediyorum ve gittikçe daha fazla insanla da paylaşmak istiyorum. Süper. Ve o motivasyonla da kendimi zorlasam da yani o konfor alanımdan çıkmak, evet. Yani eleştirilmekten çok korkuyorum aslında. Yani bunu da fark ettim bu sürecin içerisinde ama dedim ki yani ben bunu aşmak zorundayım ve ancak bu konuda bir şey yaparsam aşabilirim. Aşağı. Ve gözümü kararttım, yazıyorum ve yayınlıyorum. Süper. Hayalim de ileride belki bunları bir kitapta toplamak veya işte burada ne yazdıklarımı güzel. Farklı bir şekilde bir liderlik kitabına dönüştürmek, liderlik derslerine dönüştürmek ve o şekilde kalıcı bir eser bırakmak istiyorum. Hayalim de bu var. Ne kadar güzel. Çok bunu bak bir, o kadar yakınız. Çok özünde bilmiyordum. Bugün öğrenmiş oldum ve çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Evet. Sana çok yakışır. Teşekkür tam ederim. Sen olur. Teşekkür gerçekten ederim. Tam sen olur. Teşekkür ederim. Bir an önce o kitabı görmek istiyorum ve imzalı alacağım yani. Kesinlikle. İnşallah. Burada da herkese duyurmuş oldum. Şimdi bir özelliğim de bir şeyi duyurduğum zaman yapmak için kendimi zorluyorum. Süper. Onun için aslında seyircilere de duyurarak kendimi bir taahhüt altına soktum ki o evet. yolda ilerleyeyim. Evet. O benim gelir. İçin zor da olsa o yolda ilerleyeyim. Evet. O gelir. O kitap gelir. Ben buna eminim yani. Gelecek o kitap. Evet. Çok güzel. Süper. Çok güzel. Evet Cahide'cim, yavaş yavaş toparlıyoruz. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Neler var? Onu sormak isterim. Yani sadece şu mesajı vermek istiyorum gerçekten de. Yani hepimiz kendimizdeki olumsuz şeyleri daha çok görüyoruz ama olumluları unutuyoruz. Neler başardığımızı unutuyoruz. Dolayısıyla benim buradan herkese mesajım, yani neleri iyi yapıyorsunuz? Hangi güçlü yönleriniz var? Bunları biraz daha farkında olun. Bunları ne bileyim daha çok kullanın. Yani inanılmaz bir gücünüz var ve bu gücünüzle de yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çok özellikle güzel. Vurgulamak istiyorum. Çok güzel. Ne kadar güzel. Gerçekten. Güç bizde. Evet, güç bizde ve hepimizde. Evet. Sadece bizde değil, hepimizde o güç aynen. var. Aynen, aynen. Ve bunu aynen. etkin kullandığımız zaman, zihnimizi etkin kullanmayı bildiğimiz zaman o güçle hepimiz arzu ettiğimiz hedefimize gidebiliriz. Etrafımızdaki evet. dünyayı değiştirebiliriz. Evet, evet. Yani ne durum değişmiyor ama bizim bakış açımız değişiyor. Bizim bakış açımız değişince tavrımız değişiyor. Aynen. Tavrımız değişince dünyamız evet. değişiyor. Çok ve güzel. Başka insanların da davranışları evet. değişmeye çok başlıyor. Güzel. Sevgili Cahide, bir programın daha sonuna geldim. Ve seninle bu programı yapmış olmanın büyük bir mutluluğunu taşıyorum. Eline, ayağına, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Selnur'cum, ben de sana çok teşekkür ederim davetin için ve bunları daha geniş kitlelerle paylaşmama vesile olduğun için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.